Bu videoda matris vektör çarpımını hesaplamak, matris vektör çarpımını hesaplamak ve birim matris üzerine konuşuyor olacağız. Birim matris diyelim. Tabii ki matris vektör çarpımının nereden geldiğini ve nasıl hesaplandığını aslında bakarsanız bir önceki videoda gördük. Ancak bu videoda bu çarpımla ilgili farklı bir yoldan bahsedeceğiz. Belki pratik bir yol olabilir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi bir matrisimiz varsa ve bunu da 1, 2, 3 gibi bir vektörle çarpıyorsak tabii ki bir önceki videoda öğrendiğimiz metotla yapabiliriz. Ancak yeni metodumuzda şöyle olacak. Matrisin birinci satırıyla vektörümüzü çarpıp yazacağız bu şekilde sonuç olarak. Ne yapacağız? Tabi çarpımı derken elemanlarını çarpıyoruz tek tek. 1 çarpı 1 yapıyoruz. Artı 2 çarpı 2 yapıyoruz. 2 ile 2'yi 3 ile de 3'ü çarpacağız. Artı 3 çarpı 3 yapıyoruz. Ve aynı şekilde ikinci satırla bu sefer yine vektörümüzü çarpıyoruz. İkinci satırla çarparsak ne olacaktır? 4 çarpı 1 artı 5 çarpı 2 artı 6 çarpı 3 olacaktır. Aynı şekilde 3. satırla yine vektörümüzü çarpıyoruz. Ve bu, zaman, bu sefer ne olacaktır? 7 çarpı 1 artı 8 çarpı 2 artı 9 çarpı 3 olacaktır. Ve bu işlemin sonucunu bulduğumuz zaman matris vektör çarpımımızın çarpımının da sonucunu bulmuş oluyoruz. Matris vektör diyelim yaparsak ne olacaktır? 1 artı 4 artı 9 sanıyorum 14 yapıyor. 4 artı 10 14 artı 18 32 yapar. 7 artı 16 23 artı 27 50 yapar. Evet. Bu şekilde bulabiliriz. Aslına bakarsanız bu yöntem bir önceki videoda anlattığımız şu ifadeyle aynı sonucu verir değil mi? aslında matris vektör çarpımı matrisin sütunlarının lineer bir kombinasyonu olarak görmemiz gerekiyordu. Yani nasıl lineer kombinasyon olarak görüyoruz? 1 çarpı birinci sütun yani 1, 4, 7 vektörü artı 2 çarpı ikinci sütun yani 2, 5, 8 vektörü artı 3 çarpı 3. sütun yani 3, 6, 9 vektörü. Bu şekilde sütunların bir lineer kombinasyonu olarak görmeliyiz. Yine bu işlemi de yaparsak aynı sonucu buluruz. 32, 50. Bu zaten bir önceki videoda öğrendiğimiz yöntemdi. Peki bu yöntemi neden öğreniyoruz, neden görüyoruz? Çünkü ileride aslına bakarsanız matris matris çarpımını da göreceğiz ve orada bizim işimize yarayacak. Hemen bir örnek daha yapalım ve birazcık daha alışalım bu yönteme. 2'ye 3, 6'ya 4 ile mesela 2'ye 4'ü çarpalım. Yeni öğrendiğimiz metotla yapalım bunu. Ne yapacağız? Matrisin birinci satırıyla vektörümü çarpacağım. Yani 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 olacak. İkinci satırıyla da yine vektörümü çarpacağım. Yani 6 çarpı 2 artı 4 çarpı 4 olacak. Ve bu işlemi yaparsak da 16'ya 28 olarak buluruz. Evet vektörümüz. Diğer bir yoldan yapıp yine aynı sonucu verdiğini de görelim. Alışalım birazcık aynı şey olduğunu. 2 ile bu sütunu çarpıyoruz değil mi? Artı 4 ile de yine ikinci sütunu çarpıyoruz. Ve bu işlemi de yaparsak 4 artı 12 16 olacaktır. 12 artı 16 da 28 olacaktır. Görüyoruz ki aynı sonucu veriyor iki yöntemde. Şimdi birim matris denen kavramı tanımlayalım. Birim matris diyelim. Birim matris. Bu nereden geliyor? İlk önce onu söylemeye çalışalım. Matris vektör çarpımı gibi bir işlem tanımladığımıza göre, matris vektör çarpımı dedik. Bir işlem tanımladık ve matris vektör çarpımı dedik adına. Şu sorunun cevabını düşünmek ilginç olabilir, değil mi? Acaba bir vektörle çarptığımızda tekrar vektörün kendisini elde etmemizi sağlayan bir matris var mıdır? Aynı çarpma işlemindeki gibi düşünün. Mesela 1 ile 3'ü çarptığımda nasıl 3 oluyorsa burada 3'ün kendisini elde ediyoruz. Ve burada bir etkisiz eleman oluyor. Böyle bir etkisiz eleman matris vektör çarpımı içinde düşünebilir miyiz? Cevap tabii ki düşünebiliriz. Şöyle bir matris hayal edersek 1, 0, 0, 1 gibi ve buna herhangi bir mesela x1, x2 bileşenlerine sahip vektörle çarparsak bu çarpımın zaten yeni öğrendiğimiz metotla da düşünürsek x1 artı 0 çarpı x2 yani yine x1 ve x1 çarpı 0 yani 0 artı x2 x2 olacak dolayısıyla yine aynı vektörü verdiğini görürüz. Dolayısıyla bu şekilde ifade edilen matrise birim matris denir ve bir vektörle çarpıldığında vektör değişmez. Tabii ki bu ifadeyi şu anda 2 çarpı 2 olarak yaptık değil mi? 2 çarpı 2 bir birim matris tanımlamış olduk bu şekilde. N çarpı N yani herhangi bir boyutta birim matris içinde düş, birim matris düşünebiliriz. Buradaki tek koşul köşegenlerde burada görüldüğü gibi matrisin köşegeninde hep birlerin olması. Hep birler olacak böyle işte kaç tane ise ve geri kalan her şey de sıfır olacak. Evet geri kalan her şey bütün elemanların işte sıfır olduğunu düşünün. Bu köşegen şöyle köşegeni tabi çok yamuk çizdik. Bu köşegen hep bir olacak. N çarpı N matris de olsa birim matrisi bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Peki nasıl gösteriyoruz birim matrisi? Birim matris genelde mesela şöyle I harfiyle gösterilir. Ve altında bir rakam yer alabilir böyle iki gibi. Bu birim matrisin 2 çarpı 2 boyutlarında olduğunu gösterir. Mesela I3 gibi yazarsak da bu sefer 3 çarpı 3 işte neyse I N yazarsak N çarpı N boyutundadır demektir bu. Ve şöyle diyeceğiz bir matrisle birim matrisle N boyutlu bir birim matrisle herhangi bir vektörü çarptığımızda diyelim genel ifadeyi yazalım. Yine vektörün kendisini elde ederiz. Evet özelliği de budur zaten. Tabi ileride matris, matris çarpımı da gördüğümüzde aslında birim matrisle herhangi bir matrisle çarptığımızda o matris de değişmiyor olacak. Ancak bunu ileride göreceğiz. Matris matris çarpımını daha sonra anlatıyor olacağız. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine matris vektör çarpımının özellikleri üzerine konuşuyor olacağız.